Galatasaray'da şimdi Kostić gündemdeydi. Hatta UEFA Avrupa listeleri teslim edilirken bir Kostić hamlesi gelir mi deniyordu. Galatasaraylı muhabir ve basın mensubu, Galatasaray'ı takip eden basın mensubu arkadaşlarımız Kostić'le ilgili. Bu arada Kostić'in şu an bir sakatlığı yok ve geride bıraktığımız sezon sadece bir maç kaçırdı. Ama Haziran ayında bir sakatlık süreci oldu. Onu da atlatmış durumda. Galatasaray'ı takip eden basın mensubu arkadaşlar da Kostić'le ilgili Galatasaray Sağlık Kurulu'nun olumlu rapor vermediğini belirtiyor ve İvren'in de Zalewski'ye kaydığını. Şimdi Zalewski de çok özel bir futbolcu, 22 yaşındaki oyuncu. Galatasaray'ın da sol kanat için acil ihtiyacı olan bölgelerden biri. Nasıl değerlendirirsiniz bu hamleyi? Bu sezon Serie A'da 3 maça çıktı genç futbolcu. 2021-22 sezonunda Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ile Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı ve Mourinho'nun da göz bebeklerinden biriydi. Şimdi Galatasaray'ın o bölgeye ihtiyacı var. Bu bir gerçek. Tabii yani ki var. Hem sol öne ihtiyacı var hem de sol beke ihtiyacı var. Şimdi özellikle işte Kerem'in de ayrılışından sonra, Zaha'nın da gitmesinden sonra bir an önce almaları gereken oyuncu. Yaşı genç, 22 yaşta bir oyuncudan bahsediyoruz ama dinamik bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın ihtiyaçları arasında yer alabilecek bir oyuncu. Şimdi öbür taraftan da Kostić'e baktığımız zaman kısa vadede iş yapar mıydı Galatasaray'da? Bence yapardı. Yani Fenerbahçe'den daha çok Galatasaray'ın Kostić tarzında bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Yani çünkü sizin elinizde, şimdi bakıyorum, hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın özellikle çok çok üst düzey 3 tane santraforu var. Galatasaray'da Osimhen'in de gelişiyle beraber Icardi, Batshuayi bence çok Türkiye Ligi'nin üstünde bir grup oluştu orada. Siz şimdi bu oyuncuları besleme adına kenarlarınız çok iyi olacak. Yani hiç maceraya gerek yok. Macera aramayacaksınız. Mesela sağ tarafta hala Hakim Ziyech. Olsun mu olmasın mı? Bence bir macera. Ben onun yerine de bir adam alırdım. Sol taraf zaten şu an itibariyle sorun, sıkıntı. Bu transfer bitmeden bu işin gerçekleştirilmesi lazım. He, şeyi bilemem, sağlık raporu nedir ne değildir ama Kostić konusunda. Fenerbahçe'nin de sağlık anlamında sıkıntılı bir oyuncu alacağını açıkçası düşünmüyorum. Hele hele böyle bir ortamda ihtiyaç anlamında çok çok da ihtiyacı olmadığını düşünürsek. Şimdi Zalewski her bölgede oynayabilen, yani sol tarafın her yerinde oynayabilen bir oyuncu. Sağda da oynar. Yani sağda da oynuyor. Kanat oyuncusu. Buradan da bakıyorum ben. Zaten sağda da oynuyor. Sağ ayaklı, sol ayaklı. Sağ ayak, sol ayakta var. İki ayağı birden var. Sağ, sağ. Yani sağ ayaklı oyuncu da zaten. Evet. Çoğu sağ ayaklı oyuncu solda daha çok başarılı oluyor. Ters orta. Koyduğunuz zaman. Hocaların yeni dönem taktiği tabii, bu. Çok daha etkili oluyorlar ters ayaklar. O yüzden bilmiyorum şartları nedir ne değildir. Bu transferin bir an önce olması lazım. Galatasaray'ın o bölgeye dinamik bir oyuncu alması 13 şart. 13 milyon yani, euro bu şeyi görünüyor. Bilmiyorum Galatasaray bonservisiyle mi alacak? Son yılı ise zaten kiralama olmaz. Evet şu an. Son yılı. Ama Roma bu oyuncuyu... Sebebiyle Roma'da bu oyuncuyla hem sözleşme yenileme teklifini kabul etmediğine dair oyuncunun 12 milyon haberler euro var. Güncel değeri. Ve bir de işte şöyle de iddialar var. Orada Roma'nın kadrosunu işte basına sızdırdığı yönünde iddialar da var İtalya basınında. Oyuncunun mu? Ha, oyuncunun. Eyvah. Çocukluk etmiştir. Bunu... Ya cahil ki. Yani, ama bu iddiaları da bu arada menajeri kabul etmedi ve bununla yok ilgili ya, dava açacağını da sanmam belirtti. Yani. Hayır o bu... çorbaya düşen sinek oluyor affedersin. Öyle bir şey olduysa çocuk da orada mutlu olmaz. İlk hatasında evet, tribün evet, ıslıklar. Çocuğun ayrılma isteğini o zaman şimdi kafamda oturdu. Yoksa öyle bir çocuğu ne Roma bırakır ne İtalya'dan Türkiye'ye gelir. Ha şu etkili olabilir. Roma'daki maaşı 750 bin eurodur. Burada ona 3 milyon euro verirsin tabii, maaşı. Çocuk bonservisi şu kadarmış bu kadarmış. Onunla çok ilgilenmez. O çünkü onun kazandığı para değil. Onun kazandığı para maaşı. 4-5 katı en az maaşını verirsen. Çünkü 22 yaşında. Sözleşmesinin de son senesi olması tabii 3'te 1'i oranında azaltıyor bonservis bedeli. Ama bak söyleyeyim. Pazarlığa bağlı. İyi bir şekilde alırlar gibi mi geliyor? Roma onu resmi olarak satışa çıkarırsa o çocuğun çok talibi olur. Olur. Kerem'in lehi Polonyalısı ve Kerem'den daha güçlü gibi duruyor. Yani bu ligin üzerinde daha büyük fark, ligin daha dinamik. Transfer edilirse
Diğer o bütün ünlü isimleri koy bir kenara. Osimhen'i zaten saymıyoruz kiralık olduğu için. Sezonun son 10 yılın belki en iyi transferi olur bu çocuk. Bunun önü çok açık, iyi bir hocanın elinin. Daha doğrusu Burak Şenol Güneş ikilisiyle anlata geldiğimiz oyuncu teknik adam doğrusu olabilecek bir teknik adamla buluşursa bu çocuk çok yetenekli bir çocuk ya. Dün bir hareketler yaptı. Orada Zilewski diye başka bir oyuncu daha var. Ben dedim acaba karıştırıyor muyum? Orta sahada oynuyor. Onu çıkardı hocam sonra. Sonra anladım ben. Galatasaray'ın istediği bu çocuk. Bunu alabilirse Galatasaray çok büyük iş yapar. Çocuk 3-5 maçı tek başına çevirir ya. Maximen var ya. Maximen gibi dalmayı seviyor aralara. Fakat fizik olarak daha çevik diyelim Maximen'den. Maximen de çevik de. Bu ama girdiği her aradan çıktı. Ya çok yetenekli bir çocuk. Onu Galatasaray'a mesela para veriyorsun ya, buna ver al işte 22 tabii, yaşında. Tabii genci alacaksın, ben hep onu söylüyorum. Genci getireceksin. Bir ara hatırlarsın 90'larda Polonyalı modası yine vardı. Beşiktaş'a da çok geliyordu. Zeyer geliyordu, Bako geliyordu. Ondan sonra şimdi artık kulüplerimiz yavaş yavaş oraya yönelmeye başladı ve çok doğrusunu yapıyorlar. Polonya'da ve yani eski Doğu bloku dediğimiz ülkelerin oyuncuları çok daha oyun disiplinine sadık, çok daha iyi profesyonel ve aldıkları paranın hakkını çok daha verebilecek kapasitedeler. Yani Galatasaray bu transferi gerçekleştirirse bence çok doğru iş yapar. Yalnız Galatasaray değil, diğer kulüplerin de artık oraya çok daha fazla yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da artık oynayanlar zaten hep bilinen. İspanya'ya gidiyorsa, İngiltere Ligi'ne gidiyorsa bilinen oyuncular zaten. Onları buraya getirmek zaten sorun. Hem bonservis anlamında hem kendileri istemiyorlar. Çok büyük paralar ödüyorsun. Ama işte Zalewski tarzı, genç, Polonya, işte ne bileyim Çekya, oralardan Macar. Getireceğiniz Macaristan, işte ne bileyim Kuzey İskandinav Orta ülkeleri, Avrupa Orta Avrupa ve İskandinav ülkelerinden getireceğiniz oyuncular çok daha size fayda sağlıyor. Artı maliyetleri çok çok daha düşük oluyor kendi alacakları anlamında. O yüzden kulüplerin bir an önce gidip buralarda, mesela Beşiktaş'ta da izlenme oldu çok. Samet abi baba çok gitti. İzledi, şey yaptı. Mesela işte gittiler Muçi'yi aldılar oradan. Yani o nedenle bu transfer gerçekleşirse bilmiyorum, ben iyi olur diye düşünüyorum. Gidip de bir marka isim alacağına böyle bir oyuncu al.